Herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir video ile daha karşınızdayız. Galatasaray'ın sıcak gündemini konuşacağız. Şimdi Galatasaray özellikle iki Barcelona ve Beşiktaş maçından sonra camiada hava güzeldi. Sıkıntı yoktu. Bu yönetimin ibra edileceği konuşuluyordu. Ama bir anda Gaziantep spor maçı, Gaziantep maçı oynandı. Ve Galatasaray sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Torrent hoca değil. Bu yönetim ibra edilmeyecek gibi. E, söylentiler var, konuşuluyor camiada yüksek sesli. E, şunu eleştiriyor Galatasaraylılar özellikle Pulgar neden oynamıyor deniyor mesela. Arkadaşlar Pulgar eğer hazır olsaydı e, Berkan ve Taylan'ın önünde olsaydı fiziksel olarak zaten oynardı onu net bir şekilde söyleyelim. E, taraftar da şunu söylüyor tabii ki yani Pulgar yerine Getson Fernandez alınamaz mıydı. Bence Getson-Fernandez defteri artık Galatasaray için kapanmalı. Bitti gitti. E, o dönem Galatasaray Ahmet Bulut'tan oyuncu almak istemiyordu. Ve bu nedenle bu transfer gerçekleşmedi. Maliyetsiz bir 6 numara transferi yapmaları gerekiyordu. Ve Pulgar transfer edildi. Şimdi devre arasında e, Penya geldi. Gomis geldi. Takıma katkı sağladı. Semih Kaya içeride dışarıda bir şekilde takıma katkı sağlamaya çalıştı. E, Pulgar'da olmadı. Maalesef olmayabiliyor transferlerde. E, sezon başında transfer edilen bütün oyuncular çok mu iyi? Yani asıl eleştirilmesi gereken bence sezon başında yapılan transferler. Ama devre arasında yapılan bir transfer neden oynamıyor diye. E, herkes yerden yere vuruluyor açıkçası. E, şunu söyleyeyim. Ee, hani Morutan da neden oynamıyor deniliyordu Gaziantep maçında 11'de başladı İnanılmaz bir düşüş var büyük beklentiler vardı ben burada bütün yayınlarımda Morutan Morutan'ın mutlaka oynaması gerektiğini savundum ama e, adamın ayakları neredeyse saha içinde gitmiyor gerçekten e, beklentilerin çok altında şu anda neden oynamıyor diyenlere de cevap oldu aslında E, o benzer şekilde o da çok kötü. Son dönemde acayip bir düşüş yaşamış durumda. Şimdi Bekali'nin Galatasaray'ın e, Morusa'nın parasını ödemediği için UEFA'ya başvurduğu haberleri var açıkçası. E, çok enteresan konular. Şimdi e, Cumartesi günü biliyorsunuz genel kurul var. Orada Burak Elmasri yönetimi ibra edilecek mi edilmeyecek mi bu tartışılıyor. Ben de biraz telefon görüşmeleri falan yaptım. Ne olur ne biter. Galatasaray genel Kurulu üyeleriyle görüştüm, yönetimden birkaç isimle görüştüm. Sosyal medyanın nabzı ve yeni üyeler ibra etmeyecek gibi duruyor. Ama Galatasaray'ın akil insanları, Galatasaray'ın deneyimli genel kurul üyeleri, Burak Elmas'ın ibra edilmemesini gerektirecek bir durumun olmadığını söylüyorlar. Hatta şunu söyleyen oldu Galatasaray Gaziantepspor'u Gaziantep'i yenseydi. Burak Elmas ve yönetim ibra edilecekti. Şimdi o maçta saha içinde alınan sonuç nedeniyle mi ibra edilmeyecek diye. Enteresan Fatih Terim'in genel kurula gelip bir konuşma yapması bekleniyor. E, mutlaka konuşacak onu söyleyelim. E, o bilgi var ama gelir mi gelmez mi zaten göreceğiz. E, Burak Elmas ibra edilmezse Galatasaray seçime gidebilir. Sonuçta yine bu yönetimin karar vermesi gerekiyor. Burak Elmas daha önce yaptığı açıklamalarda İbra olmaması halinde seçime gideceğini söylemişti. Böyle bir durumda hazırlık yapan isimler var tabii ki. Ee, geçen seçimi kaybeden Eşref Amamcıoğlu ve Metin Öztürk e, yeni bir seçime hazırlanıyor. E, Galatasaray'da özellikle Serdar Güzel Aydın cephesi, Dursun Özbek'in aday olmasını istiyor ve onunla birlikte Fatih Terim'i tekrar Florya'nın başına getirmeye çalışıyor. Öyle bir çalışması var. Ultra Aslan'ın kendisiyle ilgili yaptığı sert bir açıklama vardı biliyorsunuz. Yakın zamanda benim aldığım bilgi Serdar güzel Güzelaydı'nın Ultra Aslan'la arayı tekrar düzeltme adına bazı girişimlerde bulunduğu söyleniliyor açıkçası. Sürekli sohbet odalarında, clubhouse'da bir şekilde varlığını hissettirmeye çalışıyor. O mesela seçime gidileceğini düşünüyor ki böyle bir hazırlık içerisinde zaten yakın zamanda Fatih Terim'le de bir yemek yemişti. Ee, hani Galatasaray'daki bu enkazın şu anki kadro enkazının en büyük müsebbibi Fatih Terim. Bir daha geri gelmeli mi gelmemeli mi bence bu da tartışılmalı. Gelecekse bence başkan olarak gelmedi. Bir daha teknik direktör olarak gelmemeli. Son 3 yıldır şampiyon olamayan bir Galatasaray vardı. Ee, onun dışında Ünal Aysal son dönemde açıklamalar yapmıştı. Acaba aday olabilir mi? Olursa kesin seçilir. Net söyleyeyim. Çünkü kendisine karşı Galatasaray Genel Kurulu üyelerinin Galatasaray taraftarının acayip bir sempatisi var. Ee, Dursun Özbek de dediğim gibi konuşulan isimlerden bir tanesi. Serdar Güzelaydın özellikle başkan olmasını istediği ve kendisiyle birlikte Fatih Terim'i göreve getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda muhtemelen e, genel kurulu üyesi de olacak kendisi. Böyle bir hazırlıkları var ama her şey ibrada bitecek. E, Burak Elmas yönetimi ibra olursa bu konuştuğumuz hiçbir şey gerçekleşmeyecek ve iki yıl daha görevlerine devam edecekler. Ama e, tam tersi olursa ibra edilmezlerse e, o zaman Galatasaray seçime gidecek. Yine Galatasaray bir kaos bekliyor. Bundan sonraki yönetimlerin ibra edilip edilmeme garantisi de olmayacak benzer durumlar yaşanabilir açıkçası. E, o yüzden sıkıntılı bir süreç geçiyor Galatasaray adına. Bu arada A milli takıma seçilen Galatasaray'ın Adana Demirspor'da oynayan futbolcusu Yunus Akgün milli takıma gitmeden önce bir araya geldim, röportaj yaptım. Yarın ya da öbür gün Fanatik gazetesinde okuyabilirsiniz. Galatasaray'la alakalı çok özel açıklamaları var. Galatasaray'ı özlemiş durumda. Evine davet etti beni annesiyle babasıyla kardeşiyle oturduk bir iki saat böyle milli takım kampına gitmeden önce çok özel fotoğraflar çektim odasının en güzel yerlerinde Galatasaray formaları vardı Galatasaray e, günlerinden kazandığı madalyalar şampiyonluk formaları vardı dediğim gibi bir iki gün içinde fanatik gazetesinde yayında olacak Galatasaray'daki gelişmeler bu şekilde hani e, bir anda her şey ters düz olabilecek döneme girilmiş durumda ama eğer ibra edilirlerse de bu yönetim yoluna devam edecek. Bazı kesimlerde diyor ki hani ibra edilsin ama seçim kararı alsın. Hani bu duruma sıcak yaklaşır mı elmas onu da bilmiyorum açıkçası. Dediğim gibi çok kısa günler kaldı. Çok az vakit kaldı. Her şey belli olacak. Videomu beğenirseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz aynı zamanda kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.